أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Yüce Rabbimize, Mevlamıza sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Habibi, onun Resulü, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Yüce Rabbim salat ve selamların en güzeliyle selam eylesin, salat eylesin. Onun temiz pak ve âline, ashabına salat ve selam eylesin. Kardeşlerim, bizler Allah'ın ve Resulüne tabi olmanın, Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyoruz. Peygamberi sevdiğimizi iddia ediyoruz, öyle değil mi? Peki kardeşlerim, Allah'ı sevmenin yolu nereden geçiyor? Allah'ın rızası nereden geçiyor? Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak, davamızda samimi isek, o halde kardeşlerim, nasıl ki taziyelerimizde Allah ve Resulünün istediği şekilde hareket ediyorsak, düğünlerimizde de, şenliklerimizde de aynı düzeyde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği şekilde hareket etmek zorundayız kardeşlerim. Çünkü İslam, Müslümana Müslümanım diyen, iman ehliyim diyen ne kadar insan varsa Allah ve Resulüne ittiba etmek zorundadır. Evet, bugün ahir zamanda küfrün, şirkin, zulmün, fuhşiyetin, zinanın, içkinin haram olduğu bir dönemdeyiz. Haramların yaygınlaştığı ve tohumların ekildiği şu dönemde insanların birçoğu Allah ve Resulünün istediği şekilde düğünlerini, şenliklerini idame etmiyorlar kardeşlerim. Ama Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdolsun ki Kur'an'a ve sünnete uygun bir şekilde hareket eden birçok kardeşimiz var hala. Rabbim sayılarını artırsın. Rabbim onlardan razı olsun. Çünkü onlar kardeşlerim şunu çok iyi bilmektedirler. Eğer bizler Allah ve Resulünü sevdiğimizi iddia ediyorsak, bunu dile getiriyorsak, bunu anlatıyorsak, Müslümanız diyorsak, o zaman Allah ve Resulünün istediği şekilde hareket etmek zorundayız kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde bizlere şöyle buyurmaktadır kardeşlerim. Ali İmran suresinin 31. ayetinde o Allah'ı sevdiğini iddia edenler, Allah'ın rızasını arayanlar, ben Allah'ı seviyorum, ben Allah için ölürüm, Resulü için ölürüm diyen kullarım, kullarım diyor Cenab-ı Hak. Resulüne diyor ki, Resulüm onlara söyle,
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ Bakın ayet çok açık. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ Resulüm o kullarıma de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allah çok bağışlayıcıdır ve engin merhamet sahibidir. Demek ki kardeşlerim Allah'ı sevmenin yolu Resulüne ittiba etmektir. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama sözüne itaat etmektir. Sözünü dinlemektir. Allah'ın rızası, Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu Resulüne ittiba etmektir kardeşlerim. Ve kardeşlerim, bizler bugün dediğim gibi düğünlerimizde, şenliklerimizde, evlerimizde, aile hayatımızda, evlenişimizde vesaire vesaire bütün konularımızda Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmemizi istiyor İslam dini. Bakın yine Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizlere Haşr suresinin 7. ayetinde Resulüm size neyi veriyorsa onu alın. Neyden nehy ediyorsa, neyden yasak ediyorsa, uzak durun diyorsa, onlardan da uzak durmamızı emrediyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle. Onu da şu ayetle bizlere beyan ediyor. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُّهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Resulüm size neyi verdiyse onu alın. Neyden sizi men ediyorsa uzak durun diyorsa ondan da uzak durun buyuruyor. Ve ayetin devamında vettekullah Allah'tan korkun innallaha şedidul ikab benim cezam çok çetindir. İnnallaha muhakkak ki Allah şedidul ikab cezası çok çetin olandır. Eğer bizler bugün bir iş yapıyorsak, bir işimiz oluyorsa o işte Allah'ın ve peygamberin rızası yoksa o işi yapmamamız lazım. Peygamber aleyhissalatu vesselam bazı kardeşlerimiz ne diyor? Diyor ki çocuğunu sünnet etmek peygamberin sünnetidir. Tamam onu hadi mevlüt okuyalım, Kur'an okuturalım ama evlilikte çalgı, çengi, çalgılı, çengili, erkek, kadın el ele, iç içe olsun. Böyle bir şey yok. Çocuğu sünnet etmek de peygamberin sünnetidir. Evlilik de peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetidir. Nasıl onda hareket ediyorsan, Kur'an'la, Kur'an okutarak, İslam'a uygun, dine uygun, Allah'ın ve Resulünün sünnetine, yoluna uygun şekilde yapıyorsan, evlilik de peygamberin bir sünnetidir, bir adetidir. Yapmış olduğu bir harekettir, bir güzelliktir. Onu da aynı şekilde idame etmek zorundayız kardeşlerim. Yoksa Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş oluruz. Bak ne diyor Allah Azze ve Celle? Resulüm size neyi verdiyse onu alın. Neyden nehyettiyse. Dövme yapmayın diyor Allah Resulü. Irkçılık yapmayın diyor. Faiz yemeyin, haram yemeyin. Namaz kılın, Kur'an'a uyun, sünnete uyun diyor. Ne yapacağız? Bunlara alacağız. Yapın dediği şeyleri de yapacağız. Yapmayın dediği şeyleri de yapmayacağız. Ve kardeşlerim, eğer Resulullah'ın dediklerini yapmazsak,
Ne diyor Rabbimiz? Enfal suresinin 20. ayetinde yine. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Eti'ullâhe ve rasûlehu. Ve la tevellev anhu ve entum tesma'un. Ey iman edenler. Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin. Ve la tevellev anhu ve entum tesma'un. Onu işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin buyuruyor. Bizler bugün Allah'ın Resulünden yüz çevirdik. Onun yolundan, onun sünnetinden, onun yaşantısından, hal hareketlerinden yüz çevirdik. Oysa ki o bize, ümmetine karşı çok şefkatli, çok merhametli bir peygamber. Alemlere rahmet olan bir peygamber. Ama bizler bunu bir türlü anlayamıyoruz, idrak edemiyoruz. Bir kız istemeye gidiyoruz. Allah'ın emri ve peygamberin kavliyle bu kızınızı istiyoruz oğlumuza diyoruz. Orada Allah'ı ve Resulünü devreye koyuyoruz. Ama ondan sonraki ilerleyişlerde ne yapıyoruz? Allah'ı ve Resulünü devre dışına bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Kendi heva ve heveslerimize göre hareket ediyoruz. Düğünlerimizi ne yapıyoruz? Çalgılı, çengili, müzikli, kadın, erkek iç içe, el ele, vur patlasın, çal oynasın. Nerede kaldı Allah'a? Hani Allah'a, Allah'ı seviyordun? Hani peygamberi seviyordun? Hani peygamberi sevdiğini iddia ediyordun? Eğer samimiysen, eğer davanda samimiysen, Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsan, peygamberin sözünü dinleyeceksin. Peygamber düğününü çalgı, çengili mi yapmış? Kadın erkek iç içe mi olmuş? Hayır. Biz de bunlara dikkat edeceğiz. Kur'an'a ve sünnete uygun bir yaşantı sürdürmeye gayret edeceğiz. Ya öyle de öyle de ama işte bu düğünü biz bu şekilde yaparsak kimse bu düğüne gelmez. Gelmesin. Sen Allah için yapıyorsun. Onun bunun için yapmıyorsun. Başkalarının nefislerini tatmin etmek için yapmıyorsun. Kendi nefsinin hoşuna gitsin diye yapmıyorsun. Evlilik nedir? Evlilik peygamberin bir sünnetidir. Gözünü, ırzını haramdan korumak. Neslin çoğalması demek. Peygamberin yolunu, sünnetini, yaşantısını kalkıp da haramlarla şeytanın, iblisin hoşuna gidecek yollarla yapmayacaksın. Bakın kardeşlerim, Rabbimiz gene Ahzab suresinin 36. ayetinde وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا مُب۪ينَ Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Sen istediğin gibi Allah'ın mülkünde istediğin gibi hareket edemezsin. İstediğin gibi at koşturamazsın. Bakın, Allah'ın peygamberinin sözü Allah'ın sözüdür. Rabbimiz وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولُ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Evet, tabi bu ayet-i kerimede okuyorum. وَمَنْ يُطِيعَ اللّٰهَ وَرَسُولَهَ رَسُولَ
فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءَ شُهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, kardeşlerim bakın. Cenneti istiyor musun? Allah'ın cemalini, Allah'ın rızasını istiyor musun? Cennetini istiyor musun? Cemalullah'ı istiyor musun? İstiyorum. O zaman Allah'a ve Resulüne itaat etmek zorundayız. Allah'ın ve Resulünün emrettiklerini yapmak zorundayız. Sakındırdıklarından da sakınmamız, kaçmamız lazım. Yoksa kaybederiz, hüsrana uğrarız. Allah muhafaza, sonumuz, akıbetimiz nar-ı cehennem olur. Evet kardeşlerim, her şeyimizi Allah'ın ve Resulünün istediği şekilde idame etmeye gayret edelim. Rabbim bizleri rızasına uygun yaşayanlardan eylesin. Rabbim bizleri Kur'an'ın ve sünnetin yolundan ayırmasın. Rabbim bizleri göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakmasın. Rabbim bizleri zatına kul, Habibine ümmet olanlardan eylesin. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla kardeşlerim.